ilk olarak bir ağrı olarak başlıyor. Diyen ağrısı veya bel ağrısı olarak ilk başta. Bir nefes darlığı çekiyor insan. Ve tabii ki direkt araştırıcısı sorunca siz bunu mesela çoğunluğu söylüyorsunuz. İlk başta insan bir tedirgin oluyor. Tabii ciğere giren bir tüp borusu oluyor. Ama tedavisi olarak akciğer tüpünün takılması gerekiyor mutlaka. Ben şunları hissettim. Tüp takılığında tabii ki akciğerde kaçamak olmadığını o direnç sayesinde görüyoruz. Zaten bütün her şeyi o sağlayan akciğer tüp oluyor. Onu da zaten siz demiştiniz hocam hani döngü var diye sistem içeride. Onun yavaşlaması iyileştiğini gösterdiğini gördüm ben. Onun için çok ağrılarım oldu. Onun haricinde hocam soruyorsunuz. Evet. Peki ilk önce benim ciğerimde bir kaçak vardı, hava kaçağı vardı. Bunu direnç tüpüyle siz fark etmiştiniz. O kaçak kapandıktan sonra da içindeki hava ciğerim kemiğe yapışarak sizin takibinizi de atlattım hocam. Ben her gün kontrole geldiniz sağ olsun diye. Bunu siz ilk önce iyiyiniz hocam. Hani geniş kapsamlı olarak birçok konuya değindiniz ve filmlere bakarak şu deyip hani şu rahatsızlığı olabilir deyip geniş kapsamlı bir öngörü gördünüz. Onun için teşekkür ederim size. Size iki kez geçirdim. Birincisi de tüpü çektik, çöktük, tekrar ikinci takmak zorunda kaldık. Ne oluyor hayatlarında değişiklik? Daha önce sizle pneumotoraksit olmadan önceki dönemde, olduktan sonraki dönem arasında ne fark oluyor? Şu şekilde fark oluyor hocam. Biraz daha dikkatli yaşamak. Özellikle sigara içiyorsa sigara kullanma olmaması. Şahsen ben sigara kullanmıyorum ama genellikle kullanan insanlarda daha çok oluyor pneumotoraksit. Pneumotoraksit bir kere geçirse hep geceleri bir panik olurum. İşte veya dediğim gibi bir yere gittiğim zaman bir panik olurum. Sen mesela kendini nasıl hissediyorsun? Böyle bir kendini güvenli böyle çekilmiş gibi hissediyor musun? Veya ne olursa olsun ya tedavisi var falan diye rahat mı hissediyorsun? Hocam kesinlikle rahat hissetmiyorum. İlk zaten ikinci programı çekildikten sonra bir kendimi özgür hissettim. Ben size zaten söylemiştiniz. Bir hafta, iki hafta zorluk çektim gerçekten. Hani sürekli atlama geldi yaşadıklarım. Ve daha çok dikkat etmeye başladım. Tabii ki insan tedirgin oluyor. Özellikle maske şu an kullanımda falan biraz daha çok dikkat etmiyorum. Ameliyatla ilgili olarak şu anda mesela dedim ki takibimizde herhangi bir sorun var mı? Şu an herhangi bir sorun yok hocam. Biz deriz gibi her şey güzel. Yani. Güzel mi geçiyor? Hocam başta siz tabii ki ilk çekimli direm bir panik oldum. Çünkü açık ve kapılamayan olacağını söylemiştiniz. Sizin de ameliyatınızda gördüğüm kadarıyla video sistemi var. Videomuz ameliyatı izletmiştiniz bana. Akciğere su pompalayıp oradaki kaçakları göstermiştiniz. Evet. Mesela o sistem benim çok hoşuma gitti. Bir güven kazandı hocam. O sizin video hastaları ameliyat anında böyle çekip göstermez beni bir rahatlattı. Evet. Çünkü derinden ilgileniyorsunuz ve kaçak kesinde buluyorsunuz bu ameliyatla ilgili. Orada ben kendimi güven hissettim. Evet. Tamam dedim. Onu hocam yapar bir şey. Evet. Yani bir videoya çekmemiz bizim için de sene için de çok yok. O videoda beni rahatlattı hocam. Şimdi biz mesela videoya çekmemizdeki sorun bir dakikada belki daha az vardı da. Yani biz video çekmemizin sebebi şu, herkes ayrı oluyor, ayrı bir dünya herkes. Ondan sonra herkesle sorunlar ayrı olduğu için biz ona detaylı bilgi verme ihtiyacı hissediyoruz. Ve hasta komplikasyon olabilir. Bunun bir cerrah hatasından mı veya teknik sorunlardan mı veya hastanın kendi özelinden mi veya kendi hastalığından mı kaynaklandığını, anatomisten mi kaynaklandığını bizim bir şekilde hastaya izah etmemiz gerekir. Bunun da en güzel yolu, en kibar yolu. İncitmeyecek, bilgilendirecek, böyle soft, yorumsuz, en güzel ameliyat video çekimi olay. Yani ben buna mesela özen gösteriyorum. Ama benim endişe ettiğim şu var, yani hastaya çok bilgi vermek aslında sıkıntı mıdır? Yani mesela dedim ki veya az bilgi verip yaşadıkça mı anlatmak lazım? Ne dersin sen? Mesela kendi düşüncen neyse. Kendi düşüncem şu şekilde bence direkt söylemek daha mantıklı geliyor bana. Çünkü ilk başta siz ameliyat etmemiştiniz beni. Daha sonra siz beni de yaramışsınız hocam. Ama algoritmayı söylemiştik, şöyle olacak böyle. Söylemiştiniz tabii ki. Siz geldikten sonra zaten hocam, algoritmayı söyleyince ben rahatladım şahsen. Kafamda çelişki kalmadı.